belki yorucu bir süreç geçirdik. Ancak gerçekten çok dinlenmiş, kompleks olmayan bir sunu yapmayı planlıyorum. Öncelikle tabii 3 gündür buradayız. Fatih hocamız ve ekibi çok özenle, çok gayretle bize ev sahipliği yaptı, misafirperverlik gösterdi, özen gösterdi. Bu anlamda teşekkür ediyorum. Ve ayrıca özellikle vurgulamak istediğim Hüsnet Ziyad hocamızın belki fiziki olarak bir yaşının ileri olması var. Ancak ruhu çok genç, çok uzak yerlerde olsa, yakın yerlerde olsa, her toplantıda, her kongrede, her sempozyumda aramızda olması benim hayranlığımı gelmediyor. Yani bize örnek oluyor hepimize. Yani bilim aşkı ve mesleğiyle olan saygısı açısından burada bu sözü paylaşmak istedim. Ayrıca sunumla ilgili genel bilgi verelim. Sonra da hastanın kendi ifadelerini sizinle paylaşacağım. Hastanın ifadelerini kameraya alınmamasını istiyorum. Sadece paylaşmak için izin aldım kendisinden. Diyabetik periferik nöropati tedavisinde akupunktur bir olgu sunumu. Tek bir yuvakla ilgili. Diyabetin hepimizin bildiği ve gerçekten dünyada pek çok insanın maruz kaldığı ya da yaşadığı ve sürekli tedavi olmak gibi bir modern tıbbın seçeneği var. Akupunkturun farklı yaklaşımları olabilir. Çok bir tecrübem yok. Ancak Hüsnet hocamız bahsetti. Bu konuda da akupunkturun daha radikal tedavileri söz konusu. Benim burada bahsedeceğim diyabetin neden olduğu periferik nöropati. Periferik nöropati de Dünya Sağlık Örgütü 2030 yılında 353 milyon insanın böyle bir rahatsızlığı olacağından söz ediyorlar. Tabii bu rahatsızlık insanların yaşamlarını çok alt üst ediyor. Nasıl alt üst ediyor? Ağrıyla. Ağrı olduğunda insanların hayat kalitesi bozuluyor ve bunun yansımaları oluyor. Sadece ağrı değil, ağrı ve aynı zamanda güç kaybı gibi semptomlarla karşılaşabiliyoruz ve ileri aşamada amputasyon gibi bir evreye erişebiliyor. Yani diyabetik, periferik, nöropati hem çok fazla insanı ilgilendirmekte, aynı zamanda da ilerleyici ve yaşam kalitesini oldukça bozan ve buna paralel olarak da sağlık değerlerinin, bakım hizmetlerinin daha da büyük şekilde karşımıza çıktığı bir alan. Yani halk sağlığı sorunu. Evet, diyabetik periferik nöropatide karıncalanma, uyuşukluk, yanma, rahatsızlık hissi, bıçak sapladığı gibi ağrı ve bu belirtilerin neden olduğu huzursuzluk ve beraberinde de uykusuzluk. Tabii uyuyamamak çok zor bir şey. Benim hastamın en belirgin bana gelme nedeni buydu. Uyuyamamak çok insanı perişan eden, yorgun bırakan, bunalıma sokan, strese sokan bir durum. Diyabetik periferik nöropatide semptomlar pozitif ve negatif diye iki başlıkta ifade edilebilmekte. Pozitif olanlar karıncalanma ya da ağrı, bu başlangıç aşamasında. İlerlediğinde negatif evre daha da ileri evre, uyuşukluk ve duyu kaybı ve güç kaybı şeklinde karşımıza çıkmakta. Nasıl gelişiyor? Gelişiminde yani kan şekerinin kontrol edilmesi önemli. Yani biz şeker hastalarının regülasyonunu düzenleyelim ve bu şekilde bu komplikasyonu önleyelim diyemiyoruz. Ne kadar özen gösterirseniz gösterin. Buna rağmen bu komplikasyonla karşılaşılabiliyor. Bu önemli. Yani şeker hastası ne kadar düzenli tedavi edilirse edilsin, yine böyle bir komplikasyonla karşılaşma riski var. Ve günümüzde modern tıpta böyle bir durumda ne yapılıyor? İlaçlar kullanılıyor. İlaçlar çok çeşitli, çok seçenekli. Ancak ilaçların yan etkileri, istenilen düzeyde tedavi edici olmaması ve bazen de pahalı olması
bu tedavi eden hastaların yeterince fayda sağlayamamalarını, konfor sağlayamamalarını ortaya çıkarmakta. İşte bu durumdaki hastalar yeni seçenekler arıyor. Nasıl daha rahat edebiliriz? Ve bu arayış içinde akupunktur seçeneği karşılarına çıkıyor. Biz ne kadar doğru tanıtırsak kendimizi, bu anlamda doğru tanıma ve talepler artacak diye düşünüyorum. Evet, yaptığımız akupunkturla hem kullanılan ilaç dozunu azaltabiliriz ya da ilaç kullanımının tümüyle geride bırakılmasına neden olabiliriz. Bana gelen vaka 87 yaşında. 87 yaşında bir kadın hasta. 8 yıldır oral antidiabetik kullandığını ifade eden bir kişi ve son 2 yıldır da diyabetik, periferik, nöropati semptomları yaşayan ve ilaç tedavisi görmesine rağmen halinden memnun ve şikayetleri devam ediyor. Akupunktur tedavisine başladıktan sonra, bugün öğleden sonra konuşuldu, benim özel ilaçlarımı kes gibi bir önerim olmamasına rağmen ilaçlarımı zaten düzenli kullanmadan geri, yani kullansam da işe yaramıyor psikolojisiyle bana gelmiş ve o süreçte ilaç kullanmamış ve daha sonra da ilaç, düzenli bir ilaç kullanımı yok. Böyle bir var. Ben ne yaptım? 10 seanslık vücut uygulaması yaptım. Ne zaman gelmiş? 23 Ekim 2014 tarihleri arasında ve seanslarda L3, GB43, SP6, UB57-60, U20, GİNTAN gibi noktalardan her seansta farklı kombinasyonlar şeklinde bir tedavi uygulamışım. Ve bu tedavilerle bazı bölgesindeki uyuşukluk ve gece görülen kramplar ve birlikte ortaya çıkan uykusuzlukta belirgin iyileşme ortaya çıktı. Ve tedavi bittikten sonra ben 15 günde bir telefonla aradım bu hastayı. Bir ay süresiyle, yani iki defa 15 ay aradım. Ve telefonda 15 gün sonra rahat ve o sağlık durumunun iyileşimini aldığı cevapları devam ettiğini söylerken bir ay sonrasındaki verdiği cevaplar çok da memnun edici değil. Yine benzer şikayetlerini yaşadığını ifade etmişti. Ancak bunu konuya, bu vakaya getirirken gelmeden tekrar arayayım dedim. 15 Mayıs, yani Cuma günü, bugün dayıt 18, 3 gün önce 15 Mayıs'ta aradım ve oğlu doktor dedi ki biz de sizden bahsetmiştik birkaç gün içinde. Şeylerimiz, semptomlarımız, yani o uyuşukluk, travm, uykusuzluk, bunlar geride kaldı. Acaba akupunktur ileriye yönelik iyileştirici özelliği var mı? Çünkü aradan 7 ay geçmiş, şu anda çok rahat. Biz de sizden böyle aramızda konuştuk. Acaba akupunkturun geleceğe yönelik böyle iyileştirici bir rolü var mı diye. Ve ben de dedik annem sizin hastanenizde. Yani ben hastanede çalışıyorum. Tıp Özel Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde. Ve annem sizin hastanenizde. Neden? Çünkü aynı zamanda ciddi bir diz problemi var. Kalça ile ilgili sıkıntıları var. Yani bu anlamda farklı bir rahatsızlıkla bizim hastaneye gelmiş. Ben de hemen gittim. Yüz yüze görüştüm, kameraya aldım. O görüşmeden de size kısa bir sunum paylaşacağım. Sonuç, 10 seanslık akupunktur tedavisi ile bu vakada olumlu cevaplar aldık. Ancak bunun daha düzenli çalışmalarla, yani 10 seanstan sonra belki haftalık ya da 15 günlük aylık periyotlarla 3 ay, 6 ay, 1 yıl gibi bu hastaların takip edilerek sonuçlarının aynı zamanda objektiflerle kan şeker düzeyi, kullanılan ilaçlar varsa ilaç dozları, sinir iletim hızı gibi objektif ölçümlerle ve hastaların kendi ifadelerine dayanan sonuçlarıyla akupunktur, diyabetik, periferik, nöropatideki etkinliğinin daha da belirgin hale gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu kısım bu kadar. Şimdi hastanın kendi ifadeleri, hasta yakınlığı, oğlu ifadelerini paylaşacağım. Bu kısmı kameraya alınmasın bir başkası tarafından. Çünkü sadece göstermek için izin aldım.